Önerge üzerinde söz isteyen Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir. Buyurun Sayın Taşdemir. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bugünkü konuşmamı madde üzerinde yapmayacağım. Bugün dünyaca ünlü Kürt yazar Mehmet Uzun'dan aslında biraz söz etmek istiyorum. Mehmet Uzun'un bugün ölümünün üzerinden 10 yıl geçti. Kendisini bir kez daha burada saygıyla anıyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Mehmet Uzun verdiği bir demeçte kendisi için ben yasaklı bir dilin yazarıyım demişti. Mehmet Uzun kendi dilinde, yani ana dili olan Kürtçe'de yazabilmek için sürgünü yaşamak zorunda kaldı. Yıllarca memleket hasreti içerisinde kitaplarını yazdı. Sürgün hayatına mecbur kaldı. Tabii ki Mehmet Uzun'un sürgünde yaşamasının nedeni o dönem ve hala devam eden asimilasyon ve inkar politikalarıydı. Mehmet Uzun 20'ye dile çevrildi kitapları. Onlarca Kürtçe, İsveç ve Türkçe kitap yazdı. Mehmet Uzun'un kitaplarını ise Türkçe'ye çeviren kişi Muhsin Kızılkaya'ydı. Kendisi de bir dönem AK Parti'nin de milletvekili olmuştu. Biliyorsunuz ki tabii o dönemler Mehmet Uzun'dan, mağduriyetlerden söz etmek revanştaydı. AK Parti'de bu toplumsal mağduriyetleri oldukça uzunca bir dönem kendi politika çıkarları için kullandı. Dolayısıyla o dönem Mehmet Uzun ve Mehmet Uzun gibi mağduriyet yaşayan, zulüm yaşayan kişilerden söz etmek oldukça revaçtaydı. Çoğu zaman meydanlarda ve bu kürsülerde onlardan söz edildiği zaman bu kürsülerde de bolca alkışlanıyordu. Ama bugün gelin görün ki aynı iktidarın atadığı, daha doğrusu görevlendirdiği kayyumlar aslında onların aracılığıyla bu Mehmet Uzun ve Mehmet Uzun'un yarattığı değerlere ciddi bir saldırı var. Tabii bugün Kürt kültürüne, Kürt tarihine, Kürt edebiyatına ve Kürtlerin yarattığı değerlere saldırmak aslında bir makul olma ölçüsü. Çünkü bunu yapanlar ve kayyumlar da biliyorlar ki bu asimilasyon siyasetinde derinleştiklerinde ne kadar takdir toplayacaklarını biliyorlar. Onun içindir ki Mehmet Uzun'un isminin verildiği Diyarbakır'daki Yenişehir Parkı'nda tabela kaldırıldı. Getirilen yoğunca eleştiri ve baskı sonucunda kayyum bu yaptığı kararda geri adım attı, ama bu sefer de Mehmet Uzun'un aslında yıllarca sürgünü göze aldığı dili olan Kürtçe olan tabela bu sefer değiştirilerek Türkçe yazıldı. Tabii bu uygulamalar sadece Mehmet Uzun şahsında yaşanmıyor. Kayyumlar belediyelere gasp ettiğinden beri bu uygulamalar oldukça Kürt kültürü ve tarih üzerinde yoğunca yaşanıyor. Diyarbakır Belediyesi'ne atanan kayyum da ilk göreve başladığında ilk önce Diyadin Belediyesi'nde Kürtçe ve Türkçe yazılan işte Şareder'ye Giyadin'i veya Diyadin Belediyesi, yani çok dili belediyecilik anlayışımızı bir yansıması olan tabelayı önce kaldırmıştı. Yine Doğu Beyazıt Belediyesi'nde atanan kayyum ilk önce ne yapmıştı? Ahmet İhani'nin şehir merkezinde yıllardır olan anıtını kaldırmıştı. Buna saldırmakla göreve başlamışlardı. Tabii bütün bunlar asimilasyon politikalarının bir devamı, bir derinleştirilmiş hali olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Mehmet Uzun ve Ahmet İhani öyle saldırılarak, tabelalarda kaldırılarak yok edilemez, izleri silinemez. Çünkü Ahmet İhani de Mehmet Uzun da hakikatin diliyle bugüne kadar tüm asimilasyon politikalarına karşı mücadele ettiler, direndiler. Bundan sonra da bunu sürdürmeye devam edecekler. Çünkü bizler biliyoruz kayyumlar geçicidir. Kayyumdan bıraktığı izler de geçicidir. Ama Ahmet İhani de Mehmet Uzun da yıllardır bu coğrafyada bu halkların ortak mücadelesinin dili olarak, hakikatin dili olarak devam ediyorlar. Dolayısıyla öyle kolayca silinemezler. Bizler bunu biliyoruz, ama bu politikanın deşifre edilmesi ve bu asimilasyon politikaları karşısında da olduğumuzu bir kez daha ifade etmek için buna değinmek gereği duydum. Biliyorum biz bunları ifade ettiğimizde siz bu kürsüye çıkıp yine aynı hamaset laflarıyla şunu ifade edeceksiniz, diyeceksiniz ki bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yok. Ama biz de gerçekten merak ediyoruz. O zaman şu sorunun cevabını almak istiyoruz. O kayyumlar
geldiğinden neden ilk önce tabelalardan, Kürtçe dilinden, tarihinden, anıtlardan başladı? Yoksa siz de Ahmet Hani'yi terörist olarak mı görüyorsunuz? Bu sorunun da cevabını bekliyoruz.